TRT Dünya gündeminden merhaba. Bugün 5 Aralık Uluslararası Gönüllüler Günü. Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan çatışmalar ve doğal afetler nedeniyle milyonlarca insan yardıma muhtaç durumda. Ancak devlet ve resmi kuruluşlar eliyle yapılan yardımlar bu yaraların sarılması için yeterli olmuyor. Bu da gönüllü yardım kuruluşlarına olan ihtiyacı ortaya koyuyor. Programda dünyanın çeşitli bölgelerindeki insani krizlere, yardım beklentileriyle ve gönüllü kuruluşların yardım faaliyetlerine dair haberlerle başlayacağız. Ben Ayşe Süberker, TRT Dünya Gündemi başlıyor. Aralık gününün Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Gönüllüler Günü ilan edilmesinin amacı dünyanın gönüllülerden gelecek yardımlara duyduğu ihtiyaca dikkat çekmek ve hali hazırda faaliyet gösteren gönüllü yardım kuruluşları arasında bir koordinasyon sağlanmasına katkıda bulunmak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1985 yılında gönüllü çalışmaların faydalarını tüm dünyaya duyurmak ve bu çalışmalara katılımı artırmak için 5 Aralık tarihini Uluslararası Yardım Gönüllüleri Günü ilan etti. Amaç ekonomik ve sosyal kalkınma için tüm dünyada ihtiyaçların karşılanması ve devletlerin yetersiz kaldığı alanlardaki sorunların çözümünü kolaylaştırmaktı. 5 Aralık'ta düzenlenen etkinliklerde tüm sektörlerin toplumsal sorunlara ürettikleri çözümlerin değerlendirilmesi, bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, gönüllü girişimlerin teşvik edilmesi de hedefleniyor. 5 Aralık günü Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınmayı destekleme politikasının önemli ayaklarından biri olarak da görülüyor. Bu amaçla Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Danışmanlık Hizmetleri adlı bir kuruluş da mevcut. Kuruluşun temel amacı konularında uzlaşmış gönüllülerin çeşitli ülkelerde hizmet vermesini sağlamak suretiyle ülkeler arası teknoloji bilgi paylaşımını ve teknoloji transferini de hızlandırmak. 1970 yılından bu yana faaliyeti olan kuruluş, her yıl farklı ülkelerden binlerce uzmanı 150'ye yakın ülkede görevlendirerek ülkelerin sürdürülebilir kalkınmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Gönüllü kuruluşları gündeme getiren son olaysa Filipinler'de yaşanan tayfun felaketi oldu. Tayfun felaketinin ardından bölgeye uzun süre yardım ulaştırılamadı. Gerek felaket nedeniyle ulaşımın aksaması gerekse güvenlikle ilgili endişeler resmi kurumların hızlı hareket etmesine engel oldu. Bu aşamada acil yardım için harekete geçen gönüllü kuruluşlar yaraların sarılmasında önemli bir rol oynadı. Yardım gönüllülerine olan ihtiyacın somut biçimde ortaya çıktığı son örnek Filipinler'deki tayfun felaketi oldu. Yerle bir olan Filipinler için uluslararası yardımlar halen hayati öneme sahip. Maddi yardımların yanı sıra felaket bölgesine ilaç, gıda, battaniye gibi yardımlar da ulaştırılıyor. Son dönemde Çin'den bölgeye ulaştırılan yardım miktarında da büyük bir artış yaşandı. Filipinlere gönderilen maddi yardımların yanı sıra bölgede gönüllü olarak çalışan Çinli doktorlar da yoğun bir çalışma yürütüyor. Bölgedeki gönüllü olarak çalışan doktorsa ülkedeki şartların yetersiz olduğunu ve bu durumun yalnızca tayfun felaketiyle bağlantı olmadığına dikkat çekiyor. Bölge sağlık açısından son derece sorunlu. Tıbbi imkansızlıklar nedeniyle pek çok kişi uzun süredir hasta olmasına rağmen tedavi görmemiş. Bu nedenle de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyor. Felaket bölgesine yapılan uluslararası yardımlarda başı çeken ülke Amerika Birleşik Devletleri. Felaket bölgesine 37.230.000 dolar yardım yapan Birleşik Devletler'in ardından ikinci sırada bölgeye 32.258.000 dolar yardım yapan İngiltere geliyor. İngiltere'ye 28.612.000 dolarlık yardımla Avustralya, 25.284.000 dolarla Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan Merkezi Acil Durum Yardım Fonu ve felaketzedelere 18.958.000 dolar bağışlayan Kanada takip ediyor. Dünya yıldızları da felaket bölgesine hem maddi destek sağlamak hem de toplumda farkındalık yaratmak için projeler yürütüyor. Ve Yeryüzü Doktorları Derneği. Yeryüzü Doktorları Derneği bölgede açılan Sahra Hastanesi ile Filipinli felaketzedelerin yardımına koşan gönüllü kuruluşlardan sadece biri. Sahra Hastanesi'ne görev yapan Doktor İlhan Öztürk bugün Türkiye'ye döndü ve şimdi de telefon hattımızda. İlhan Bey merhabalar. Merhaba efendim.
Evet, şimdi bir Sahra Hastanesi'nde görev yaptığınızı aktardık. Bugün döndünüz. Öncelikle orada bu yaraların sarılması konusunda yürütülen faaliyetler ne durumda? Onu sizden bir alalım ve ardından da Filipinler'deki izlenimlerinizi sizden dinlemek isteriz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Altyapı olarak şu anda felaketin yaşandığı Tacloban'da ve Tacloban şehrine bağlı ilçelerle çevredeki yerleşim yerlerinde su altyapısı yok. İçme suyu sıkıntısı var öncelikle. Ve buna bağlı tabii ki enfeksiyon hastalıkları ön plana çıkıyor şu anda. Elektrik yok. Tacloban şehir merkezi dahil olmak üzere. Özellikle Tacloban şehrinin devlet hastanesinde elektrik yok. Hatta bir anımız var. Biz daha bir saat önce Türkiye'ye döndük. Orada doğum yapanların doğumhanenin elektriğinin olmadığını, karanlıkta doğum yaptırıldığını ve bu şartlarda hizmet yapıldığını şahit olduk. Tacloban'a yakın bir yerleşim yeri olan Dagami ilçesinde Sahra Hastanesi kurduk. Ve burada günde ortalama 200 hastaya baktık. Eczane kurduk. En önemlisi buydu. Çünkü bölgede eczane yok. Çevreden gelen hastalara ve diğer hastanelerde yazılan reçetelere ilaçlarını tedarik ettik, temin ettik ve onları vermekteyiz. Siz nasıl ilaçları alıyorsunuz, nasıl temin ediyorsunuz ve hastalara ilaçları nasıl veriyorsunuz, nasıl ulaştırıyorsunuz? Şöyle yaptık. Sibu şehir merkezinden ilaç temini yapılabilmekte. Feribotla ve uçakla bunlar Tacloban'a ve çevredeki ilçedeki mobil sağlık hizmeti sunan merkezlere ulaştırılabilmekte. Bizler de bu şekilde temin ettik ve uluslararası yardım kuruluşlarından, WHO'dan, Dünya Sağlık Örgütü'nden ve yine Kanada ve Amerikalı ortaklarımızdan teminler yaptık. Bu şekilde hastalarımıza ilaçları ulaştırdık. En önemlisi belirtmek istediğim bundan sonraki yapılacak yardımlarla ilgili. Lütfen. Özellikle çevre sağlığı hizmetleri önem arz etmekte. Biraz önceki girdiğimiz haberde ifade edildiği şekilde zaten sağlık altyapısı olmayan bir yer, fakir bir halk. İnsanların çoğunda tüberküloz veya kronik hastalık bulunmakta, hipertansif hastalar bulunmakta. Önceden gelen hastalar bunlar. Evet. Hatta tayfunda yaralanan ve kesilmesi gereken parmak veya ayaklar gördük ve bunların hala kesilmediği, ampute edilmediği ve buna bağlı işte efendim hayatın tehlikede olduğu vakalar gördük. Bunlara müdahale ettik. Özellikle çevre sağlığı yönünden bundan sonra gidecek olan yardımların bu yönde olması büyük önem arz etmekte. Ve bölgenin hala kesinlikle kalıcı bir sağlık hizmeti kurulması açısından desteğe büyük ihtiyacı bulunmakta. Peki şimdi diyorsunuz ki karanlıkta doğum yapılıyor. Devlet hastanesinde elektrik yok, hakikaten vahim bir durum. Fakat oradaki yetkililer hem acil durumda olan hastaları da Tacloban dışına acaba sevk edemiyorlar mı? Orada durum nasıl, lojistik sıkıntılar mı var hala? Evet, ben buna bir yine bir kısa bir hatıramı söyleyerek fazla uzun tutmadan buna bir cevap vermek istiyorum. Sahra Hastanemizi kurduğumuz, bu arada Sahra Hastanemiz 130 metrekare civarında. Kaç yatak var? Tabi, şu anda müşahedede tuttuğumuz 6 yatağımız var. Bunun dışında 4 poliklinik işletiyoruz. Bir doğum vakası gelmişti gece. İlk kurduğumuz gece hastanemizi. Doğumun çok yakın olduğunu gördük. Ambulans, maalesef ambulans dediğimiz şey oranın ambulansı. İçinde bir sedye var. Başka hiçbir şey medikal anlamda, tıbbi anlamda ne ilacın ne de acil müdahale ekipmanının olmadığı bir ambulans. Bildiğimiz bir boş minibüstü. O minibüsü aldığımız yani Tacloban şehir merkezine götürmek üzere aldık. 5. dakikada ambulansın içinde doğurtmak zorunda kaldık. Bu tür veya buna bağlı bunun gibi acil vakaları Sibu'ya gece intikali imkanı yok şu anda. Gündüz acil müdahale gereken hastalar Tacloban Devlet Hastanesi'ne öncelikle, eğer burada müdahalesi yapılamıyor ise Sibu şehrine, evet, intikalleri helikopter veya uçakla yapılabilmekte. Ancak uçak seferleri daha yeni düzene girdi. Yaklaşık 3 gün önce şu anda normal sefer uçuşları gerçekleştirilmeye başlandı.
Pekala. Doktor İlhan Öztürk, çok teşekkürler. Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllülerinden Filipinler'den henüz döndü ve bize durumu aktardı. Elektrik sıkıntısı var, içme suyu sıkıntısı var ve bu sıkıntının da salgın hastalıklara yol açabileceği uyarısını yaptı. Zira daha fazla yardım yapılması gerektiğini de söylüyor doktor. Suriye ile devam edelim. Son 4 yılda belki de gönüllülerin ihtiyacına en çok yardım duyan ülke Suriye ve Suriye'den kaçmak zorunda kalan sığınmacılar. Birleşmiş Milletler yaklaşan kış koşulları öncesi Suriye konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Örgütün Acil Durumlar Koordinatörü Valeri Amos'un açıklamaları yardımların yetersizliğini ve gönüllülerin sağlayacağı katkının önemini ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'in insani işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Valeri Amos, Suriye hükümetinin ülkeye insani yardım girişi için bazı kolaylıklar sağladığını söyledi. Ancak Amos, kuşatma altındaki bölgelerde yaşayan yaklaşık 250 bin insana halen ulaşılamadığına da dikkat çekti. Güvenlik Konseyi'ne Suriye konusunda verdiği briefingin ardından basın açıklaması yapan Amos, Suriye hükümetinin özellikle konsey tarafından kabul edilen başkanlık bildirisi sonrası insani yardım konusunda bazı olumlu adımlar attığını söyledi. Hükümetin görevlilere vize verme ve ek yardım merkezi kurma konularında kolaylıklar sağladığını belirten Amos, bu bağlamda Suriye için de 3 yeni merkez daha edinebildiklerini kaydetti. Bazı iyileştirmelere karşın okul ve hastanelerin asker ve silahlardan arındırılmadığı ve kuşatma altındaki sivillere yardım ulaştırılması konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadığını aktaran Amos, 2,5 milyon kişi ulaşılması zor bölgelerde bulunuyor ve çok az yardım götürülebiliyor diye konuştu. Komşu ülke sınırlarından Suriye'ye yardım ulaştırılması konusuna da değinen Amos, Suriye hükümetinin Türkiye sınırından insani yardım ulaştırılması konusunu kırmızı çizgi olarak gördüğünü kendilerine ilettiğini ama Irak, Lübnan ve Ürdün sınırından yardım ulaştırılması konusunda rejimin olumlu tutum takındığını belirtti. Irak sınırından geçirilen yardımlar için Kamışlı'yı merkez olarak kullanmak istediklerini dile getiren Amos, Ürdün ve Lübnan'dan geçirilen yardımların önce Şam'a götürüldüğünü anlattı. Suriye içinde binden fazla Birleşmiş Milletler personelinin insani yardım ulaştırılması için çalıştığını belirten Amos, bunların daha çok Suriye kökenli olduğunu dile getirdi. Amos, Dünya Gıda Programı'nın 3 milyon kişiye yiyecek ulaştırdığını, halen ihtiyacı olan 1 milyon kişiye ise fon yetersizliğinden yardım edilemediğini söyledi. Türkiye'den çok sayıda gönüllü kuruluş Suriye halkının ve sığınmacıların karşı karşıya kaldığı sorunların giderilmesi için faaliyet gösteriyor. Devlet olarak da bu konuda büyük bir çaba var. Bu yıl en fazla yardım %46,6 ile Orta Doğu'ya yapılırken yardımlardan en çok faydalanan ülke 979 milyonla Suriye oldu. 2014 yılı programına göre Türkiye 96 ülkeye resmi kalkınma yardımında bulundu. Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında resmi kalkınma yardımlarında en yüksek artış kaydeden ülke konumunda olduğu ifade edildi. En fazla yardım %46,6 ile Orta Doğu'ya yapılırken yardımlardan en çok faydalanan ülke 979 milyonla Suriye oldu. Suriye'den sonra en çok yardımın 504 milyon dolarla Mısır'a yapıldığı belirtildi. Yapılan yardım sıralamasında Suriye ve Mısır sıralamasıyla Afganistan, Kırgızistan, Somali, Sudan, Tunus, Filistin, Kazakistan ve Bosna Hersek izledi. Programda ayrıca bu yıl Türkiye tarafından 1 milyar 40 milyon dolar acil ve insani yardım yapıldığı tespit edildi. Türkiye'nin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yaptığı resmi kalkınma yardımlarının 2014 yılındaki orta ve uzun vadeli stratejileri ise şöyle olacak. Kalkınma işbirliğinin ulusal düzeydeki idari ve beşeri altyapısı güçlendirilecek, uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak bir biçimde kurumsallaşması sağlanacak. Türkiye'nin yurt dışındaki ekonomik ve ticari misyonları, beşeri ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Uluslararası işbirliğinin eğitim ve araştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik faaliyetler desteklenecek. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kalkınma işbirliğine aktif bir biçimde katılmaları sağlanacak ve kamu-özel işbirliği güçlendirilecek. Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Orta Doğu'da yer alan ülkeler başta olmak üzere az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere katkı sağlanmaya devam edilecek. Kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi programı kapsamında yürütülecek faaliyetlere de öncelik verilecek. Evet, şimdi de Suriye'ye yardım konusunda önemli rol oynayan gönüllü kuruluşlardan İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye Koordinatörü Osman Atalay'la konuşacağız. Osman Bey, Birleşmiş Milletler biraz önceki haberde de bahsettik. Yaklaşan kış koşullarına dikkat çekiyor. İnsani Yardım Vakfı olarak siz bu dönemde hangi tür faaliyetlere daha öncelik vereceksiniz ve Suriye'de sığınmacıların bulunduğu kamplarda en acil yardım konuları hangileri? Evet.
Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, kış şartları yaklaşıyor bu. Yaklaşık üçüncü kışa giriyor Suriye. Tabii ki en önemli ihtiyaç malzemeleri nedir dediğimizde barınma, kışlık giysi, gıda ve ilaç her zaman gene ilk sıralarda acil ihtiyaç malzemesi. Çünkü Türkiye sınırından ve Suriye topraklarında yaklaşık olarak 150 bin insan çadır kent ve konteyner kentlerde yaşıyor Suriye topraklarında. Bir de tabii Suriye'nin içerisinde malum 2,5 yıldır ticaret, tarım, hayvancılık gibi önemli sektörler, insanların günlük yaşamını idame ettirmeleri için önemli sektörler tamamen %30 işlerlik durumda. Haliyle Suriye'nin içerisinde 5 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, sağlıklı beslenemediğini biliyoruz. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor bize. Burada tabii ki en büyük tehlike insanlar sağlıklı temiz içme suyuna son bir yıldır ulaşamıyor. Her geçen gün içme suyu, temiz içme suyuna ihtiyaçları var. Bundan kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar var. Özellikle bu kış Suriye'yi bekleyen, Suriye halkını bekleyen en büyük tehlike sağlık ve açlık. Açlıktan kaynaklanan gene sağlık problemleri. Çocuklarda şark çıbanı yayılmaya başladı. Tüberküloz, verem hastalığı yaygınlık göstermeye başladı. Gene annelerin sağlıklı beslenememesinden kaynaklanan yeni doğan çocuklarda hastalıklar var ve çocuk felci tekrar baş göstermeye başladı. Evet. Burada normalde ilaç kullanması gereken hastalar Suriye'de bugün altyapısı çöken sağlık sektörü tamamen altyapısı çökmüş durumda. %35 hastaneler tahrip olmuş durumda. Bu açıdan dolayı da şeker hastaları, kalp hastaları, böbrek hastaları, ilaç kullanması gereken hastalar ilaçlarını alamıyorlar. Artı sağlıklı beslenemediği için insanlar bir tehlike var. O evet. Açıdan bizim önümüz kış, özellikle Suriye toprakları ve Suriye toprakları içerisinde yaşayan halk ve konteyner kentler için en önemli şey gıda, battaniye, kışlık giysi ve ilaç. Buna şey yapmak zorundayız. Çünkü sınır tanımayan doktorlar yaklaşık 7 ay öncesinden Suriye'ye ilaç ve insani yardımın girmesi için Birleşmiş Milletler'in bir çalışma yapmasını istedi, yaptırım uygulamasını istedi ama maalesef sınır tanımayan doktorların bu çağrısına cevap verilmedi. Gene insani yardım, uluslararası insani yardım teşkilatlarının da Suriye'ye bombardıman altında kalan özellikle bölgelerdeki açlık tehlikesini en azından çözüme kavuşturmak amacıyla uluslararası insani yardım teşkilatları Kızılaş'ta başta olmak üzere Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşların bir an önce bölgede gıda ve ilaç ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışma başlatılması gerekiyor. Pekala. Bu çok önemli çünkü bundan sonraki bakın günde ortalama Suriye'de 4 kişi sadece açlıktan ve yeterli derecede beslenemediği için hayatını kaybediyor. Pekala Osman Bey, çok teşekkür ediyoruz. Durumun vehametini gözler önüne serdiniz. En az 5 milyon kişinin Suriye'de açlık tehdidiyle yaşadığını aktardı bizlere ve acil kışta geliyor. İlaç ve gıda teminatı yapılması gerekiyor, anlaşılan o. UNICEF'ten bir haberle devam edeceğiz. Zira Suriyeli çocukların durumu konusunda da ciddi uyarılar var. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF çocuklara yönelik acil yardımlar konusunda uluslararası toplumu bir kez daha uyardı. Birleşmiş Milletler yaklaşan kış nedeniyle Suriye'deki ve komşu ülkelerdeki yaklaşık 5,5 milyon çocuğun durumundan kaygılı. Örgütün Cenevre ofisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in sözcüsü Maliksi Mercado, geçen Ocak ayının son 10 yılın en soğuk ayı olduğuna dikkati çekerek, bu yılda Suriye'de yerinden edilmiş Suriyeli çocukların benzer zorluklara maruz kalmasından kaygı duyduklarını kaydetti.
Suriye'deki çatışma 4. yılına girerken yaklaşık 4 milyon 300 bin çocuğun Suriye içinde ve 1 milyon 200 bin çocuğun da sığınmacı olarak Suriye'nin dışında yerinden edilmiş halde yaşadığını belirten Mercado, 436 bin Suriyeli çocuk sığınmacının 5 yaşın altında olduğunu ifade etti. Çadırlarda yaşayan çocukların salgın hastalıklara maruz kalabileceklerine dikkati çeken Mercado, Lübnan'daki çadır kentlerde kış kıyafet setleri dağıtmakta olduklarını söyledi. Suriye içinde de 2 milyon çocuğa kış için battaniye ve hijyen kiti de içeren setlerden dağıtacaklarını belirten Mercado, Ürdün, Irak ve Türkiye'de de benzer yardımlar yapacaklarını kaydetti. Mercado, UNICEF, Suriye ve komşu ülkelerdeki çocuklar ve ailelerine yardım için acil olarak ek kaynağa ihtiyaç duyuyor dedi. Gönüllü kuruluşların yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanlardan biri de işgal altındaki Filistin toprakları. Gıda ve ilaç yardımlarının dışında pek çok gönüllü de İsrail'in insan hakları ihlallerini ve Filistinler üzerinde kurduğu baskıyı dünyaya duyurmak için çaba gösteriyor. Gönüllüler çoğu zaman İsrail Devleti tarafından da hedef alınıyor. Batı Şeria'da Arap köyleri ve şehirleri çevreleyen yerleşim yerlerinin aksine El Halil kentinde İsrail'i yerleşimciler kentin merkezinde kutsal saydıkları İbrahim Camisi'ni çevreliyor ve adeta şehri Arap ve Yahudi olarak ikiye bölüyor. Bu nedenle İsrail ordusu kontrolünde olan ve sürekli yerleşimcilerle yerli halk arasında gerginliklere sahne olan El Halil kenti, uluslararası dayanışma hareketi başta olmak üzere pek çok gönüllüyü ağırlıyor. Kontrol noktalarını gözetlemek burada yaptığımız en önemli işlerden biri. Özellikle de akşama doğru en yoğun geçişlerin olduğu saatlerde burada bulunmaya özen gösteriyoruz. Çünkü bu noktalarda kasıtlı olarak Filistinlilere zorluk çıkarıyorlar. Sadece birkaç dakika sürmesi gereken kimlik kontrolünde insanların uzun uzun üstleri aranıp kişisel eşyalarına dahi el konuluyor. Hatta bazen sebepsiz yere insanları saatlerce bekletiyorlar. Filistinlilere olduğu kadar bize de zorluk yaratmaya çalışıyorlar. Pasaportlarımızı almaya ve kameralarımıza el koyup fotoğraflarımızı silmeye çalışıyorlar. Bizi buradan uzaklaştırmak istiyorlar. El Halil kentinde çalışan gönüllülerin gündelik işleri arasında kontrol noktalarını gözlemleyerek gün boyu gerçekleşen insan hakları ihlallerini belgelemek yer alıyor. İşgal bölgesinde çalışan İsrail askerlerinin yabancı gönüllüleri bir tehdit olarak algılaması doğal. Çünkü yabancıların belgelediği bir takım olaylar daha sonradan yetkililerin başını ağrıtabiliyor. Örneğin bu görüntüler yalnızca bir hafta öncesine ait. Sivil kıyafetli İsrail askerleri Filistinli bir genci yerde sürükleyerek bir yandan darbediyor. Ardından kameralardan uzaklaştırmak için kontrol noktasının yanındaki bir binanın içine sokup genci orada dövmeye devam ediyor. Yabancı gönüllüler ise bu görüntüleri kaydettikten sonra YouTube sitesine yükleyip İsrail medyasına haber uçurdu. Ancak basına sızdırıldıktan sonra olay üzerine inceleme başlatıldı ve söz konusu askerler cezalandırılarak başka bir yere gönderildi. İşgal bölgesindeki askerlerin Filistinlilere uyguladığı şiddet neredeyse alışageldik bir olay. Ancak bazen yabancılar dahi bundan nasibini alıyor. Bundan birkaç ay önce Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde bir grup yabancı gönüllü dayanışma içinde oldukları Filistinlilerle birlikte bir bisiklet turu düzenlemişti. Ancak yolları İsrail ordusu tarafından kesilen grup, askerlerin bölgeyi terk etme çağrılarına uymayınca askerlerin kaba kuvvetine maruz kalmıştı. Elindeki M16 tüfeği yabancı bir eylemcinin suratına darbeden Yarbay Shalom Eisner, olayın filme alınması ve internette yayınlanması üzerine görevinden alınmıştı. Tüm bu emsaller nedeniyle bölgede görev yapan askerler ve yaşayan silahlı yerleşimciler, yabancı gönüllülerin varlığında daha temkinli davranmaya çalışıyor. Yerel halk da bölgede yabancı gönüllülerin varlığını bir güvenlik unsuru olarak görüyor. Fırsat buldukça yabancı turistleri bölgeyi ve zorluklarını tanıtmaya amaçlayan Haşim Azze'nin evi tamamen İsrailli yerleşimcilerle çevrili durumda. Sürekli olarak sözlü, fiziksel saldırıya uğradığını ve hatta ölüm tehditleri aldığını belirten Azze'nin endişesi gözlerinden okunuyor. Yabancı gönüllüleri kameralarıyla görmek bizi rahatlatıyor. Çünkü o zaman gerginlikler daha az oluyor. Yerleşimciler etrafta kimse yokken daha saldırgan oluyorlar. O yüzden sabah çocuklarımızın da gönüllülerle okula gitmesi bizi çok rahatlatıyor. Uluslararası gönüllüler hayatı zorlaştıran tüm bu unsurları belgeleyerek yaşananları tüm dünyaya duyurmayı ve yer yer gözlemci etkisiyle taraflar arasındaki gerginliği de bir nebze hafifletmeyi amaçlıyor. Yıllarca ambargo ve savaş koşullarında yaşamış olan Irak bugün hala yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu anlamda yardım örgütleri de önemli rol oynuyor. Erbil'deki Yardım Eli Derneği de zor koşuldakilere destek olmayı amaçlıyor. Engellilerden Suriyeli mültecilere, işsizlerden öğrencilere kadar birçok gruba yardımcı olmaya çalışıyorlar. Müzik
Irak uzun yıllar savaş ve ardından da ambargolarla boğuşmuş bir ülke. Hali hazırda da ülkede terör saldırıları devam ediyor. Bu olumsuz şartlar yüzünden ülkede birçok kişi zor koşullarda, yoksulluk içinde yaşıyor. O kişilere yardımsa çoğu zaman kendini hayır işlerine adamış sivil toplum kuruluşlarından geliyor. Erbil'deki Yardım Eli Derneği de o kuruluşlardan biri. Bizim derneğimiz bölgenin sivil toplum örgütleri birliğine bağlı. Amacımız yoksullara, yetimlere, özürlere ve zor durumdaki öğrencilere yardım etmek. Ayrıca hastaların ilaç ve tedavi masraflarını karşılıyoruz. Yardım Eli Derneği bugüne kadar Suriyeli mültecilere de birçok yardımda bulundu. Erbil yakınlarındaki Kargos kampına gelen mültecilere gıda, yiyecek ve su deposu gibi birçok malzeme götürdüler. Ancak derneğin yardımları sadece bununla sınırlı değil. Engelliler ve sağlık sorunları yaşayanlara yardım etmek de Yardım Eli Derneği'nin önemli amaçlarından. Bizler tamamen gönüllü olarak çalışıyoruz. Bu işi yapıyoruz çünkü Irak'ın geçmişte yaşadığı savaşlar ve ambargolar nedeniyle bu yardımlara ihtiyacı var. Ayrıca ülkemizde birçok engelli vatandaş da var. Bizler diğer örgütlerle koordinasyon içinde çalışarak engellilerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ayrıca burada tedavi olanakları yetmediği zaman hastaları yurt dışına gönderiyoruz. Daha önce birçok hastayı Hindistan, İran ve Almanya'ya yolladık. Bu hastaların tüm masraflarını da biz üstlendik. Yardım Eli Derneği zor koşullarda yaşayan ailelerin ev sahibi olması için de çalışıyor. Bizler özellikle yoksullara yardım etmeye çalışıyoruz. Son yıllarda örgütümüz yaklaşık 50 fakir aile için ev yaptı. Ayrıca arsası olan ancak ev yapmaya parası yetmeyenlere de yardımcı olduk. Onlara ev sahibi yapmaya gücümüz yetmediği zamanlarda ise bir yıllık veya 6 aylık kiralarını ödedik. Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan'da da Gönüllüler Günü nedeniyle düzenlenen konferansa ülkede faaliyet gösteren pek çok yardım kuruluşu katıldı. Konferansın başında ise Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva'nın bir video mesajı yer aldı. Dünya Gönüllüler Günü'nde Kırgızistan'da bulunan gönüllüler, biz genç, aktif ve küresel düşünüyoruz sloganı altında düzenlenen bir konferansta bir araya geldi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Orta Asya Amerikan Üniversitesi'nde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde düzenlenen konferansta çoğunlukla genç gönüllüler yer aldı. Birleşmiş Milletler ve ortakları tarafından 1985 yılından itibaren Gönüllüler Günü olarak kutlanan 5 Aralık'ta Kırgızistan'da da çeşitli etkinlikler gerçekleşiyor. Kırgızistan'da faaliyet gösteren gönüllülerin çoğunu gençler oluşturduğu için bu yıl konferansın düzenleyicileri genç gönüllülerin barışı sağlamada ve toplumun istikrarlı gelişmesindeki katkısını ele almak istedi. Konferansa Kırgızistan'da gönüllüleri organize eden, aralarında Roza Otunbayeva İnisiyatifi Fonu, Birleşmiş Milletler Kırgızistan Gönüllüleri, JICA Japon Kalkınma Ajansı, Kırgızistan Kızılay Derneği, Çocuklar Koruma Birliği, Uluslararası Gençlik Örgütü gibi ulusal ve uluslararası 26 örgütün temsilcisi katıldı. Katılımcılar Kırgızistan'da yapmakta oldukları faaliyetleri anlatırken kendi saptadıkları daha yapılması gerekenleri de önerdi. Şu an çocuklara, yaşlılara ve gerçekten bizim yardımımıza muhtaç olanlara yardım ediyoruz. Yardımlarımızı herkese eşit şekilde vermeye çalışıyoruz. Oş olaylarından sonra gelen gönüllüler de kendilerini vererek olayların hasarlarını gidermek için yardım etmeye çalıştılar. Milli Kızılay Derneği'ni Google'dan öğrendim. Gönüllü olmak istiyordum. Daha önce bir televizyon programından etkilenmiştim. Programda insanlar çocuklara, yaşlılara yardım ediyordu ve ben de o andan sonra benim de katkım olsun istedim. Hemen hemen her örgüt temsilcisinin görüşünü aktardığı konferansın başında ise Roza Otunbayeva'nın bir video mesajı yer aldı. Türk Kızılayı ve TİKA, ülkenin bağımsızlığından bu yana ülkede etkin faaliyet gösteren yardım kuruluşları arasında. Özellikle 2010 yılında Oş kentinde yaşanan etnik gerilimin ardından bölgeye yardım elini uzatan ilk kuruluşlarda yine Türk Kızılayı ve TİKA olmuştu. Ve tabii ki yetim çocuklar, özellikle çatışmaların ve istikrarın sağlanamadığı Afrika ülkelerinde her yıl 2 milyondan fazla çocuk yetim kalıyor. Dünya genelinde yetimhanelerde büyüyen 40 milyondan fazla çocuksa dışarı çıktıkları zaman normal hayata adapte olamıyor, çoğu zaman suça karışıyor. Çatışma bölgelerindeki en büyük dramlardan biri de yetim çocuklar. Sadece Afrika kıtasında bir yıl içinde 2 milyondan fazla çocuk yetim kalıyor. Her 15 saniyede Afrika'da bir çocuk daha AIDS hastalığı yüzünden anne babasını kaybederek yetim duruma düşüyor. Dünya genelinde 43 milyon çocuk hayatının 10 yılını yetimhanelerde ve yetiştirme yurtlarında geçiriyor.
Her yıl 14 milyon çocuk yetimhanelerde 18 yaşını dolduruyor ve devlet korumasından çıkartılıyor. Ve her 2 saniyede bir büyüdüğü yetimhane ve yetiştirme yurdu dışında gidecek yeri olmayan bir yetim, yaşını doldurduğu için yetimhane ve yetiştirme yurtlarından çıkmak zorunda kalıyor. Ukrayna ve Rusya gibi eski Sovyet ülkelerinde yetimhaneden ayrılan çocukların %15'i suça karışıyor, kızların %60'ı fuhuşa sürükleniyor. Erkeklerin %70'i ise cinayet, soygun gibi ağır suçlara karışıyor. Evet, Kimse Yok Mu Derneği bu arada yetim çocuklara dair yardımlar konusunda önemli faaliyetlerde bulunuyor. Şimdi telefon hattımızda Kimse Yok Mu Yardım Derneği'nden Orhan Erdoğan var. Hoş geldiniz programa. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Sudan'da bir yetimhane açılışı yapıldı. Bize biraz nasıl yapıldı, nasıl bu sürece gelindi ondan bahseder misiniz? Ve tabii ki özellikle Sudan'da yetim çocuklara yönelik hedefleriniz nelerdir, alınacak önlemler nelerdir? Evet, çok teşekkürler. Öncelikle biz yaklaşık 2007 yılından bu yana Kimse Yok Mu Derneği olarak Sudan'daki faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz sağlık çalışmalarımız var. Özellikle katarakla ilgili bir hastane açmıştık burada. Onların şu anda tedavisi ve ameliyatları devam ediyor. Sonra bir kasabamız vardı. Orhanlı adında bir kasaba. Orada şu ana kadar işte oranın okulunu, hastanesini, sağlık merkezini, karakolunu ve orada kalan personelin ihtiyacı olan lojmanlarını yapmıştık. Sonra su kuyuları açtık burada yine. Ve daha sonra yine yerli öğrencilerin okuyabilmesi için geçtiğimiz yılda 50 öğrenci şu anda kabul ettik. Bir Türk lisesi açmış olduk Kimse Yok Mu adına. Bunun yanında da özellikle ülkedeki yetim sayısının çok olmasından dolayı bu süre içerisinde yetimlere gıda, eğitim yardımı, sağlık yardımı ve giyecek, Ramazan ve kurbanlarda yine yardım desteklerimiz oldu. Ama özellikle güvenlik açısından Darfur bölgesindeki yetim çocukların kalabilmeleri ve barınmalarının ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla yetimhaneleri inşa etmeye ve tadilatlarını yapmaya başladık. Bu manada geçtiğimiz hafta sanatçı Burçin Abdullah adına yapmış olduğumuz bir yetimhanenin tadilatı tamamlandı. Şu anda onun açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Darfur'a geçtik. Yani 115 öğrenci yetimin kalacağı o yetimhanenin tadilatını tamamladık ve açılışını yaptık. Sonra Darfur'a geçtik. Darfur'da da yine bir iş kadını vardı. Onun adına Mevlüde Karagüllü adına yine 60 kız çocuğun kalacağı yetimhanenin inşallah açılışını gerçekleştirmiş olduk. Ve bir de temel atma törenimiz oldu yine Darfur bölgesinde. Orada da 250 yetim öğrencinin kalacağı yurt olarak hem de yetimhane olarak kullanabilecekleri bir yetimhanenin de temelini atmış olduk. Bu çalışmaları tamamladık. Bugün Darfur'dan Hartum'a döndük. Şu anda Hartum'dayız. İnşallah bu akşam da gece saat 2:20 gibi tekrar ekibimizdeki misafirlerle birlikte Türkiye'ye dönmeyi planlıyoruz. Pekala. Çok teşekkürler Orhan Erdoğan. Kimse Yok Mu Derneği'nden, Yardım Derneği'nden bize son notları aktardı. Daha doğrusu bölgedeki faaliyetlerini aktardı. Şimdi biraz da İran'a bakalım. Aslında ülkedeki en bilinen yardım kuruluşu Kızılay. Daha çok doğal felaketler sonrası vatandaşlarının yardımına koşan kuruluş. Yetersiz kaldığı zaman devreye milis güçler ya da devrim muhafızları giriyor. Ancak İran devrimden sonra yaşanan Irak Savaşı'ndan sonra Şehitler Vakfı'nı kurdu. Vakıf savaştan etkilenen gazi ve gazi yakınlarına yardımlarıyla faaliyet gösteriyor. İran'da gönüllüler yardımlarını devletlerin oluşturduğu kurumlar aracılığıyla sağlıyor. Ülkede özel yardım kuruluşlarına izin verilmiyor. Yardım kuruluşlarının başında birçok ülkede olduğu gibi Kızılay geliyor. Hilal-i Ahmar, yani Kızılay, daha çok deprem ve sel gibi doğal afetlerde ilk müdahale eden kurum olarak biliniyor. Doğal afetlerden zarar gören kişilere yiyecek ve barınma gibi temel konularda yardımcı oluyor. Kızılay'ın eksik kaldığı yerlerde devreye milis güçleri ve devrim muhafızları giriyor. Daha vahim durumlarda ordu mensupları afet bölgelerinde görev yapıyor. Doğal afet gibi durumlar dışındaki sosyal sorunlarla ilgilenen yardım kuruluşları da mevcut. İran hükümeti devrimden sonra baş gösteren İran-Irak Savaşı'nın yaralarını sarmak ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için bazı yardım kuruluşları kurdu. Savaş sonrası yüz binlerce şehit söz konusuydu ve bu nedenle ilk kurulan yardım kuruluşlarından biri Şehitler Vakfı oldu. Bu vakıf, şehit ailelerinin geçinmesi, ev sahibi olması, şehit çocuklarının okuması gibi sorunlarla ilgileniyor. Savaş sırasında on binlerce de gazi ortaya çıktı. Çalışamayan insanların ve ailelerinin ihtiyaçları için Savaş Yaralıları ve Güçsüzler Vakfı kuruldu. Bu vakfın gelirlerinin büyük bölümü devletin bu kuruma bağladığı işletmelerden oluşuyor.
Mesela ülkedeki büyük otellere devrimden sonra ek vergiler konuldu ve bunların gelirleri bu vakfa bağlandı. Ülkede bir de vakıflar kurumu var. Bu kurumda kendi başına bir yardım kuruluşu ve halkın vakfettiği mallar ve paralarla yardımlar gerçekleştiriyor. Bir diğer kurumsa İmam Hümeyni Yardım Kuruluşu. İmam Hümeyni'nin emriyle kurulan bu kurum, ülkedeki en büyük yardım kuruluşlarından biri. Ülkenin birçok yerinde bulunan sadaka kutuları bu kuruma ait. Burada toplanan paralar, geçim sıkıntısı çeken ailelere iletiliyor. 2012 yılında bu kutulardan 900 milyar tümen, yani yaklaşık 300 milyon dolar yardım toplanmış ve ihtiyaç sahiplerine harcanmış. Kurum, parasal yardımın yanı sıra ihtiyacı olanlara iş bulmak gibi farklı sosyal yardımlarda da bulunuyor. Peki Rusya'da durum ne? Gönüllü yardım kuruluşları nasıl faaliyet gösteriyor ülke içinde ve ülke dışında ya da gösterebiliyorlar mı? Barış Mutlu'yla konuşacağız. Moskova'dan Barış, seni dinleyelim. Ayşe, Rusya içiyle başlayacak olursak, Rusya biraz iklimden dolayı, biraz da düzensiz altyapıdan dolayı çok sık doğal felaketlerle karşılaştığında çok sık zor duruma düşüyor. Bunu söyleyelim. En son Krasnodar'daki sel felaketinde gönüllülerin Rusya için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Çünkü devlet yetersiz kalabiliyor bu gibi durumlarda. Fakat Krasnodar'daki sel felaketinden sonra gönüllülerin oradaki halkla ilişkisi, devletin yetersizmiş gibi orada gözükmesi, sanki gönüllülerin de bununla ilgili bir propagandaya alet olmuş gibi bir hava estirilmesi, Rusya'da biraz devletin gönüllüler aleyhinde bazı yasalara başvurmasını, bu yollara tevessül etmesini beraberinde getirdi. Böyle söyleyebiliriz. Bir yasa çıkarmaya çalışıyorlar. Gönüllüleri kayıt altına almaya çalışıyorlar. Bunu tabii ekonomik sahikle yaptıklarını söylüyorlar ve her gönüllünün aslında bir kontrat dahilinde bu çerçevede çalışması gerektiğini belirtiyorlar. Sivil toplum kuruluşları da bunu gönüllülük esasını bürokrasiye boğmak olarak niteliyor ve devletin aslında gönüllülerden ürktüğünü ve insanın gönüllü olarak çalıştığı yerde almadığı paradan %10'a %13'e varan vergiler kesilmesini mantıksız buluyor. Tabii burada şunun da altını çizmek lazım ki gönüllüler bazen bir gün çalışabiliyorlar. Evrakları eksik olabiliyor. Dolayısıyla eğer devlet bu yasayı geçirirse, ki muhalefet bunun altında siyasi sahipler olduğunu savunuyor. Bu iş biraz darbe görecek ki Rusya genelinde de yardım kuruluşlarının, gönüllülerin çok üst seviyede iş çıkardıklarını söyleyemeyiz. Hala birçok sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Şimdi uluslararası kamuoyu nezdinde bakacak olursak, çünkü Rusya G8'in en önemli ülkelerinden biri ama iş yardım yapmaya gelince G8'in en sonunda geliyor. Bunun da tabii iki sebebi var. Birincisi, Sovyetler Birliği döneminde çok fazla dış yardım yapmış olmaları ve birliğin yıkılmasını buna bağlayanların sayısını çok fazla olması. İkincisi, Rusya'da her 8 kişiden biri açlık sınırının altında yaşıyor. Dolayısıyla devlet uluslararası yardıma kalktığında bununla ilgili çok yoğun eleştiri alıyor. En son Suriye meselesinde de bunu gördük. Bir yandan devlet kendini yeni düzene göre ayarlamaya çalışırken bir yandan da içerideki gönüllülerin işlerini zorlaştırıyor diyebiliriz. Pekala, teşekkür ediyoruz. Barış Mutlu da Moskova'dan aktardı. Yunanistan'la devam edelim. Zira Yunanistan'ın belki de en bilinen gönüllü yardım kuruluşu Dünyanın Doktorları isimli örgüt. 23 yıldır ülkede faaliyet gösteren örgüt, özellikle ekonomik krizle birlikte ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenlere yardım elini uzatıyor. Örgüte en çok başvuranlarsa ülkede zor koşullarda yaşayan göçmenler. Dünyanın Doktorları isimli gönüllü yardım kuruluşunun Yunanistan ayağı 1990'lı yıllardan beri Yunanistan'da faaliyet gösteriyor. Hem göçmenlere hem de hiçbir sağlık güvencesi olmayanlara tıbbi yardım yapıyor. Özellikle ekonomik krizin derinleştiği ve işsizlerin sayısının her geçen gün arttığı ülkede ücretsiz sağlık hizmetleri büyük önem taşıyor. Atina'nın merkezinde daha çok göçmenlerin yaşadığı Omonia bölgesinde bulunan poliklinik birçok hasta için tek umut kaynağı. Burada hizmet verdiğimiz insanlar genellikle umutlarını kaybetmiş, çaresiz insanlar. O yüzden burada gönüllü olarak doktorluk yapmak, başka bir yerde doktor olarak çalışmaktan çok farklı. Burada insanlar için daha faydalı bir şeyler yaptığımızı hissediyoruz. Klinikte her yaştan hastaya tıbbi hizmet veriliyor ve klinikteki sağlık personeli gönüllülük esasına göre çalışıyor. Tedaviler de, kullanılan ilaçlar da ücretsiz. Devlet hastanesine başvurdukları takdirde yakalanmaktan korkan kaçak göçmenler de Dünyanın Doktorlarına sığınıyor. Birçoğu ise savaştan, ekonomik zorluklardan kaçarak çıktıkları Avrupa yolunda karşılaştıkları zorlukların izlerini taşıyor. Bu tehlikeli yolculuğun açtığı yaraları da Dünyanın Doktorları tedavi etmeye çalışıyor. Dünyanın Doktorlarına başvuranların çoğu göçmen. Özellikle kaçak göçmenler,
hastanede polis tarafından yakalanmaktan korktukları için burayı tercih ediyor. Dünyanın doktorlarının bir başka faaliyeti ise her yıl Noel öncesi süt kutularından oluşan bir Noel ağacı oluşturmak. Dünyanın doktorlarının açtığı kampanyayla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenlerin getirdiği süt kutularından şehrin merkezinde dev bir Noel ağacı yapılıyor. Sütün yanı sıra çeşitli gıda maddeleri de toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 20 yıldır dünyanın birçok yerine sağlık götüren kurum, geçen yıl sadece Yunanistan'da 30 binden fazla hastaya şifa dağıttı. Balkan ülkelerinden Kosova için de yardım faaliyetleri büyük önem taşıyor. Zira bağımsızlığını yeni kazanan ülkede devlet organları henüz tam olarak kurumsallaşabilmiş değil. Çok sayıda Türk yardım kuruluşu Kosova'da faaliyet gösteriyor. Ülkedeki barış gücü bünyesinde yer alan Türk askerleri de yardım çalışmalarını sürdürüyor. Kosova'da 1990'lı yılların sonunda yaşanan savaşın ardından 2009 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ancak devlet henüz tam olarak kurumsallaşamadığı için gönüllü kuruluşlardan gelen yardımlar Kosova için halen büyük önem taşıyor. Bu konuda Türkiye'den gelen yardımlar ilk sırada yer alıyor. Türk yardım kuruluşları başta gıda ve ilaç yardımlarıyla Kosova'daki ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Bu kurumlardan biri olan Yeryüzü Doktorları, ülkedeki işitme engelli çocuklara yönelik önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Son olarak Prizren kentinde bulunan Ana Teresa İşitme ve Konuşma Engelli Okulu'nda öğrencilere yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi. Yapılan sağlık taramasının ardından önceden talep edilen işitme cihazları çocuklara ve ailelere teslim edildi. Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu üyesi Doktor Kenan Dönmez, iki ülke arasında var olan dostluk ilişkilerine bir halka daha eklendiğini söyledi. Basit bir tarama amaçlı olan süreç, daha sonra buradaki ihtiyacın yerinde tespitiyle daha somut ve hem rakamsal olarak hem işlevsel olarak daha büyük yerlere taşındı. Burada yardımcı olan tüm kuruluşlara, TİKA'ya, SİSER'e de teşekkür ediyoruz. Törende hazır bulunan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Songül Ozan da böyle bir faaliyetin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Bu yerli doktorların Temmuz ayında buraya yaptığı ziyaret Kosova'da işitme engelli çocukların ihtiyaçlarının karşılanması açısından bir dönüm noktası oldu. Konuşmaların ardından yetkililer öğrencilere cihazlarını takdim etti. Diğer yandan Kosova halkının her zaman yanında olan KFOR Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı da yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Her yıl Türk Temsil Heyeti'nin sağlık personeli tarafından Kosova çapında yaklaşık 1000 emekli muayene edildi ve ücretsiz ilaç dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Prizren Handikos Engelliler Derneği'ne yine bu yıl yaklaşık 15 bin euroluk tekerlekli sandalye, otomatik yatak, yoğun bakım üniteleri ve yürüme bantları gibi birçok alanda yardım yapıldı. Makedonya'daki yardım kuruluşları ise genel olarak Kızılaç'la koordineli olarak çalışıyor. Son yıllarda gönüllülük esasına dayalı çalışmalara ağırlık veren Makedonya Kızılaç Örgütü, özellikle genç nüfusun doğal afetlerle mücadele, ilk yardım, kan verme gibi yardım faaliyetlerine özendirilmesi için ciddi çalışmalar yürütüyor. Makedonya'da gönüllülük denince ilk akla gelen kurumların başında Makedonya Kızılhaç'ı geliyor. 1945 yılında kurulan, 1992 yılından itibaren bağımsız bir sivil toplum teşkilatı olarak çalışmalarını sürdürmeye başlayan kurum, 1995 yılından bu yana uluslararası Kızılay ve Kızılhaç örgütlerinin bir üyesi olarak faaliyet gösteriyor. Son yıllarda gönüllülük esasına dayalı çalışmalara ağırlık veren Makedonya Kızılhaç Örgütü, özellikle genç nüfusun doğal afetlerle mücadele, ilk yardım, kan verme gibi yardım faaliyetlerine özendirilmesi için ciddi çalışmalar yürütüyor. Makedonya'da 2007 yılında yapılan yasal düzenlemeyle gönüllülere topluma hizmet eden özel kişiler adı altında özel bir statü tanındı. Yasanın yürürlüğe girdiği 2007 yılından bu yana ülkede 6490 kişi farklı alanlarda gönüllü olarak hizmet verdi. Bu gönüllülerin daha organize bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi için hükümet tarafından geliştirilen strateji kapsamında hükümet ve sivil sektör temsilcilerinden oluşan 9 kişilik bir milli konsey kuruldu. Her bir bakanlıkta en az 5 gönüllü olmak için bir proje başlattık. Ve bütün bakanlıklarımızda bizim Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teklifiyle de bu kabul görüldü. Ve bütün bakanlıklarda özellikle üniversitesini bitirmiş, bu devlette bilgisiyle, kültürüyle,
donanımıyla katkı sağlamak isteyen gençlerimize büyük kapımızı açıyoruz. Bunların ta bir iş sahibi olana kadar belli bir ücret karşılığında gönüllü olarak çalışmaktadırlar. Bu proje Makedonya'da da gün güne daha iyi bir yerlere geliyor. Az önce de başta söylediğim gibi bu konuda Makedonya Cumhuriyeti gönüllüler yasasını da getirmiştir. Ve inanıyorum ki bu proje diğer Balkanlardaki diğer ülkelerde örnek teşkil eder ve gönüllülük eğitiminin, gönüllülük kültürünün daha genişletilmesi ve eğitim sadece eğitimde değil, kamuda, özel şirketlerde de devam edilmesini istiyoruz. Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı ve Makedonya Kızıl Hacı tarafından gönüllülere ödül verildi. Törende konuşan Bakan Dimes Pasov, bu şekilde sadece yasal düzenlemelerle değil, fiilen de gönüllülerin arkasında olduklarını söyledi. Bu arada Türkiye iç savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını açmaya ve onlara yardım elini uzatmaya devam ediyor demiştik. 450 bin Suriyelinin barındırıldığı Türkiye 2016 yılında düzenlenecek Dünya İnsani Yardım Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Karar bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından açıklandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Eylül ayındaki genel kurul toplantılarına paralel düzenlenen insani yardım konulu üst düzey toplantıda konuşan Ban, çok sayıda ülkenin bu zirveyi düzenlemek istediğini, özellikle İsviçre'nin bu konuda çok istekli davrandığını söyledi. Ban Ki-moon, ciddi bir değerlendirme sürecinin ardından Türk hükümetinin talebini kabul ederek zirvenin İstanbul'da düzenlenmesine karar verdi. Kendilerini tebrik ediyorum dedi. Türkiye'de 450 binden fazla Suriyelinin barındığını kaydeden Van, Türkiye'nin 2011 yılında deprem yaşadığını ve Van'da önemli kayıplar olduğunu belirterek, bugün hepinizi bu cömert teklifi ve ilk dünya insani yardım zirvesine ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etmeye çağırıyorum diye konuştu. Zirvenin 2016 yılının başlarında gerçekleşeceğini anlatan Van, zirvenin bir etkinlikten daha fazla bir anlam taşıdığını, burada insani yardımların ve acil müdahalenin nasıl gerçekleştirileceğinin ve muhtaçlara ulaşılması için yapılacak çalışmaların değerlendirileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler'in insani yardım kuruluşlarının koordinesinde bölgesel toplantılar yapılarak zirveye hazırlanacağını ifade eden Ban, bütün ülkelerden zirveye geniş katılım sağlanmasını istedi. Ban ayrıca gelecek yıl Ocak ayında Suriye'ye yardım için konferans düzenleyeceğini de dile getirdi. Birleşmiş Milletler'in kendi bünyesinde de bir gönüllüler oluşumu var. Örgüt Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı ile dünya çapında barış ve kalkınmaya gönüllülük yoluyla katkı sağlama çabasında. Küresel çaptaki yardım faaliyetlerinin koordinasyonu konusunda faaliyet gösteren en organize örgütlerden birisi de Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler hayata geçirdiği Birleşmiş Milletler Gönüllüleri programıyla dünya çapında barış ve kalkınmaya gönüllülük yoluyla katkı sağlama çabasında. Birleşmiş Milletler kuruluşları, ulusal hükümetler ve diğer ortakların talebi üzerine Birleşmiş Milletler Gönüllüleri programı kalkınmaya yardım projesiyle insani faaliyetler ve barışı koruma faaliyetlerinde çalışmak üzere 8 bine yakın gönüllüyü harekete geçirmiş durumda. Yaklaşık 160 ülkeden organizasyona katılan gönüllüler her yıl 130 farklı ülkede hizmet veriyor. 1971'den beri 30 bin Birleşmiş Milletler gönüllüsü 140 ülkede çalıştı. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri programının temel amacı 2010 yılında belirlenen 1000 yıl kalkınma hedeflerini hayata geçirmek. 1000 yıl kalkınma programı milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmayı, çocukların okula gitmesini, anne ölümlerinin azaltılmasını, temiz suya erişimin artmasını hedefliyor. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri projesiyle hayata geçen 1000 yıl kalkınma programı, aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak, herkes için evrensel ilköğretimi sağlamak, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadının güçlendirilmesini sağlamak, çocuk ölümlerini azaltmak, anne sağlığını iyileştirmek, AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak konularında hükümetlerin doğru programları uygulama konusunda yoğun çaba harcıyor. Ve böylece bir TRT Dünya gündeminin daha sonuna geldik. Yarın Türkiye saatiyle 18'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.